sadece Maliye Bakanı'nın gitmesi, işte para politikasını değiştirmesi, başka araçların kullanılması, fiyat istikrarının sağlanması falan gibi şeyler Türkiye'yi düzeye çıkacak şeyler değil. Türkiye'yi düzeye çıkacak şeyler hukukun tekrar geri gelmesi, dış politikada Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi, tek kişiden, tek kişilik yönetimden, her şeyin tek kişiye bağlı olduğu bir düzenden çıkılması, tekrar kurumsallaşmaya önem verilmesi. Bakın ya, nereden şimdi siz o kadar güçlü Amerika, dünyaya hitap ediyor değil mi şey, Amerika Başkanı? Evet. Kim seçilirse, Trump'ın hali öyleydi. Şeyle FED Başkanı'nı değiştirebiliyor mu? Ne kadar kızdı bir ara FED Başkanı'na. Ama hiçbir şey yapamadı. Yanlış yapıyor dedi falan dedi. Takıştı. Mümkün mü? Hiçbir şey yapamayız. Şimdi biz de bakın, bir tek kurum. Biz 2001 krizinde niye girdik? Çünkü Merkez Bankası siyasetçilere bağımlıydı. Değil mi? Dünya Bankası geldi. IMF geldi. İlk Kemal Derviş'le birlikte ilk koşu Merkez Bankası'nı bağımsız hale getireceksiniz dedi. Bak, Merkez Bankası'nın ilk şeyi bağımsız bir kuru oldu. O sıra enerji piyasası, BDDK'lar, TMSF bir takım kurullar kuruldu. Bağımsız dendi. Çünkü bağımsız olduğu zaman dışarıdaki muhatabınızla konuşabiliyorsunuz. Şimdi bizim Merkez Bankası Başkanı yurt dışında yok mu? Avrupa Merkez Bankası var, FED var, Japonya Merkez Bankası var. Ne bileyim, onlarla konuşurken nasıl bir inandırıcı olabilir ki? Söylediği söz karşı taraftan nasıl bir ağırlık bulabilir? Değil mi? Karşı tarafta swap anlaşmaları yapılıyor. Sadece içeriyle ilgili değil ki. Bütün dünya ile ilgili bir senin Merkez Banka. Şimdi senin Merkez Bankası'nın bir herhangi bir daire başkanı Amerika FED'deki bir muhatabıyla konuşurken o ne düşünür? Ya bu bana bir şeyler söylüyor ama bunların hiçbir gücü yok ki. Bunların bütün iş siyasi otoritede. Siyasi otorite ne derse oluyor. Şimdi daha önceki, o yüzden merkez bankalarına güven yok. Son basın toplantısında giden Uysal son basın toplantısında dedi ki Merkez Bankası'nın güven sorunu var dedi. Niye güven sorunu var? Çünkü bir önceki Merkez Bankası Başkanı söz dinlemediği için görevden atıldı. Bu geldi, ben söz dinleyeceğim dedi. Şimdi o da itiraf ediyor artık. Bir türlü dikiş tutmasın nedeni, kimse bize güvenmiyor. Piyasalar güvenmiyor. Hiç kimse güvenmiyor. Şimdi aldığın kararlar eğer insanlarda güven yaratmıyorsa uygulamaya geçmez ki. Aa, bu böyle diyor, bakalım dur bakalım yarın ne olacak der. Bir haber geldi. Biraz bu hani şifreleri çözmeye çalışacağız ya, o açıdan bence önemli. Şimdi saraydan bir açıklama geldi. Bu açıklamanın imzası Bakan Mustafa Varank. Şimdi kendisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Ama Erdoğan'ın da kara kutusu sayılır Mustafa Varank, öyle değil mi? Şimdi manidar bir açıklama geldi efendim. Diyor ki Varank, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Aynı politika devam edecek. Hayır, şunu kastediyor. Erdoğan'ın liderliğinde, yani ekonominin başında Erdoğan vardı, Erdoğan olacak. Zaten başka kimse yok ki. Diyor ki yürütmenin yegane temsilcisi benim. Bunu, tamam da bunu bugün söylemesi her zaman tamam, söylemeyecek bir şey ama canım. Bir, bunu bir bakanın söylemesi, iki bugün söylemesi Albayrak'ın gittiğinin teyidi bence, bana göre. Evet, evet. Ha, o açıdan bakınız evet. Onu söylüyorum. Evet, tamam. Yani, tabii ki elbette Erdoğan'da ama bunu şimdi bugün söylemesi hakikaten manidar. Evet, gittiği anlamına da gelir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülecektir ekonomik politika demesi, evet. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar yazarken, yani Berat Albayrak'ın istifasının teyidi gibi diyebiliriz bu açıklama evet, için. Evet, gibi deyip de bir şey gibi, bırakalım. Hayır, yani hala açıklanmadı. 18. saate doğru gidiyoruz. 17 saattir yok açıklama. Bir not da Ankara'dan gene. İletişim Başkanlığı, yani bizzat Fahrettin Altun tarafından istifayla ilgili açıklama mı yapıyor? Açıklama bekleniyormuş. Şimdi gelelim
istifa etti mi, ettirildi mi, gitti mi, gönderildi mi? Ama galiba gitti artık. Ya. O bir, o orası biraz %80'e çıktı. Başlamıştık okumaya istifa metnini. Müyesser Yıldız'ın duruşması için ara vermiştik. İşte ben artık aileme zaman ayıracağım sağlık nedenleriyle gidiyorum demişti. Diyor ki çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, gelecek değil, yeni gelen. Çünkü Merkez Bankası Başkanı da katarak. Biz bir ekipti diyor. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde işte büyük ve güçlü Türkiye hedefini her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edecektir. Yeni gelen Naci Ağbal kastediliyor. Değil mi? Geçinemediği kişi olarak peki, biliniyor. Kim Naci Ağbal? Söyledik. Hem Davutoğlu döneminde hem de Binali Yıldırım'ın başbakanlığında Maliye Bakanlığı'ydı. Evet. Sonra sarayda bütçeden sorumlu daire başkanı yapıldı. Ama tabii doğal olarak önemli bir mevkideydi. Şimdi sanki biraz tenzili rütbe gibi Merkez Bankası'nın başına getirildi. Ama ben gerçekten Naci Ağbal'ın iktidar nezdinde yerini bildiğim için bunun esas al bayrak için tenzil etme olduğunu düşünmüştüm. Evet. Çok açık söyleyeyim. Şimdi buradan başlayarak ama yani Merkez Bankası başına gitmesi sahneye çıkması anlamına da geliyor. Onu tabii. Strateji daire başkanı ki kenardaydı. Bütçe tabii. Yazılıyor bir şey. Sahneye bir bürokrattı. Şimdi işte ilk bugün açıklamasıyla birlikte ekonomideki sahneye çıktı. Yani ipleri biraz ona verdiler dediğin gibi. Al bayrağın elinden alıp çünkü bak faizi indire veya doların akıbetini çizen Merkez Bankası değilmiş. Değil mi? Yani onun çizmesi lazım. Yani o kendi sorumluluk alanı Merkez Bankası. Berat Albayrak AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda benim kendi elinde olduğunu söyledi. İstersek indiririz dedi. Milletvekillerin. Elimizde, elimde dedi. Merkez Bankası'na yani bir telefon açınca işte sen faizi attır, şu yap, şu araçları sür. Zaten peki bütün bunlar oldu bitti. Peki biz şunu sormayacak mıyız ya? Bizim 100 milyar dolarımız ne oldu? Doları ay tutmak sen de için. Bak, ama bakın öyle gitmece var mı böyle? Aa pardon ben gidiyorum diye. Doğru. Bu böyle politika, bu mı? Politikada doğru. Bu Merkez Bankası başkanı geldiği zamandan bugüne kadar 16 ay boyunca 100 milyar dolar harcadı. %24'ten aldı faizi. Ya böyle böyle patır kütür inmez bu işler. Dinle dedi. Hayır efendim ben daha iyi biliyorum dedi. Ya bu yaz boyunca harcadığı paranın hatta hesabı yok. Niye altı küsürlerde doları tutmak için? Ha babam para saçtılar. Ziraat Bankası üzerinden, Vakıf Bank üzerinden, Halk Bank üzerinden. Kamu bankalarını devreye sokarak piyasaya dolar verdiler ki dolar yerinde kalsın diye. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi bu aslında bu iflasın şeyidir. Yani izlenen ekonomik politikanın iflasıdır. Değil mi? İflasın ilanı değil mi? Tabii. Merkez Bankası Başkanı bir gecede atılıyor. Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı istifa ediyor. Yani şimdi ve çok birazdan herhalde söyleyeceğim ağır ifadelerle bence istifa ediyor. Şimdi böyle bir durumda nedir? Bütün bu politikanın şu ana kadar gittiğimiz iflastı.